analizi de petrol fiyatları açısından kıymetli. Bu paralelde devam edelim. Kudeta Yıldır olacak karşımızda. GCM Menkul Değerlerin Araştırma Müdür Yardımcısı. Günaydın Kudet, hoş geldin öncelikle. Günaydın Murat, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Aslında 3 başlık var. Bakıldığında Çin tarafındaki Mayıs ayındaki petrol talebi ve akaryakıt talebinde bir geri çekilme gördük. İran tarafında da uranyum zenginleştirme yasalarına uymadığını gördük ki bu anlamda da olumsuz açıklamalar geliyor. Aynı zamanda dünkü Çin'in ticaret rakamları, bugün de açıklanacak olan ABD ticaret dengesi oldukça belirleyici olacak. Ne dersin petroldeki kırmızı tablo için? Petroldeki fiyatlama reaksiyonları gerçekten önemli. Biraz önce sevgili Murat'la da sen konuşurken ben de petrolün uzun vadeli grafiğine bir bakayım dedim. 148 dolarlardan başlayan bir düşüş hareketi vardı kaba taslak ki 112 dolar, 107 dolar ve 77 dolarlarda da zirve yapmıştı. Nitekim bu trendin sonlandığını ve yukarı yönlü reaksiyonların çok daha istekli olabilme görüntüsünü de görmüş oldum uzun vadeli grafikte. Tabii ki 100 dolarlar şu an için konuşuluyor ama fiyatlama reaksiyonunda biraz uzak en azından. Murat'a ben de katılıyorum bu noktada. Yukarı yönlü reaksiyonlar ama devam ediyor. Benim de şu anda gördüğüm kadarıyla kaba taslak Ekim 2018 zirvesi 77 dolarlara doğru bir hareket aslında şaşırtıcı değil. Ama yukarı yönlü reaksiyonların destek olduğunu söyleyebiliriz son gelişmeler açısından. Kudret, birazcık da ons altın konuşalım mı? Emtia piyasalarına girişmişken diyelim. Bir de ons altına bakalım izninle. O tarafta tabii gözler bu hafta Amerika'dan açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. Az önce söyledik. Bu rakamlarda 5 puanın üzerinde artması bekleniyor ki geçtiğimiz ayki enflasyon rakamları biliyorsun 2008 senesinden bu yana Amerika'da en yüksek artış kaydedilen ay olmuştu. Enflasyon tabii ki artması Amerikan 10 yıllık reel beklentinin üzerinde artarsa muhtemelen 1.60 üzerine çıkaracaktır. Altın fiyatlarına bir baskı yaratacaktır. Tam tersi senaryoda da altın zaten gözünü sanki böyle her an işte enflasyon beklentileri bozulsa da 1900 dolar üzerine çıksam gibi tablo var. Önce ons altın analizi alalım. Sonrasında birazcık tabii bizdeki altın fiyatlarında konuşuruz. Ons altın tarafında geçtiğimiz hafta 1850 seviyesinin altında bir hareket olamadı. Cuma günü tarım dışı istihdam da buna aslında izin vermedi. ADP biraz kafa karıştırmıştı. Bu sebeple de ons altında şu an için herhangi bir teknik görüntüde bozulma yok. 1850 doların üzerinde hareketlerin pozitif olarak devam ettiğini ve 1965 dolarlara doğru yeni bir reaksiyon oluşabilme ihtimali var. Tabii bu noktada enflasyon rakamını takip edeceğiz. Enflasyona göre anlık fiyatlama reaksiyonlarında değişimler izleyeceğiz. Ama burada bir hatırlatma yapmak lazım. FED sadece bir veriye bakarak kararını değiştirmez. FED genel bir veri setine bakarak bu stratejiyi planlar. Bu sebeple de anlık fiyatlamadan sonra normal akışına devam edecektir. Bu noktada altın fiyatı şu anki FED'in projeksiyon değişimine gitmeyeceği görüntüsünden yola çıkarak yukarı yönlü reaksiyonlarına kaldığı yerden devam edecektir. Şu anda 1897 dolar seviyesinde gram altın fiyatları da aslında tam anlamıyla güzel bir hedge mekanizması oldu. Özellikle 500 TL'nin üzerinde muhtemelen geçen seneden altın alan vatandaşlarımız olabilir. Çünkü rekorlar gelmişti. Aslında doyum noktası 500 liranın üzerindeydi ama mevcut elinde altın olanlara öncelikle ne tavsiye edersin? Yeni almak isteyenler buralardan alsın mı Kudret? Şimdi İki ayaklı baktığımız zaman ons altında yılın son bölümüne kadarki potansiyelde evet bir FED soru işareti olsa da burada yukarı yönlü reaksiyonların devam ettiğini görüyoruz. Maalesef dolar Türk lirası tarafında da aynı senaryo devam edeceğini söyleyebilir. Çünkü hem dolar temalı hem de Türk lirası temalı dolar Türk lirasının yükseliş eğilimi devam ediyor. Hal böyle olurken gram altın tarafında da yükseliş eğilimi yeni dönemde de etkisini sürdürme ihtimali kuvvetli. Mevcutta olanlar için devam etmesi, burada da özellikle yeni bakanlar için de özellikle geri çekimlere odaklanması gerekiyor. Tabii ki burada kısa, orta, uzun vadeli olarak ayırmakta fayda var. Kaba taslak şu anda baktığımda 525 dolar civarlarında. En azından 500 seviyesi, 500 liranın üzerindeki hareket alanının devam ettiğini görebilmekteyiz. Burada ister istemez o geri çekimleri tekrar bir alım fırsatı sunacaktır. Tabii burada şuna da dikkat etmek lazım. Hani yeni dönemde dolar Türk lirası temasını da düşündüğümüz zaman ons altın, gram altın tarafında
Hani iki ayaklı olması sebebiyle gram altının daha popüler olabileceği bir döneme de ayrıca girebileceğimizi söyleyebiliriz. Tabii global tarafta bugün oldukça önemli datalar gelecek. Yani bakıldığında Almanya'dan sanayi üretim rakamları, Euro bölgesinden büyüme ve ZEV datası gelecek Almanya cephesinde. Euro bölgesinin dün yatırımcı güven endeksinde de son 3,5 senenin kudret zirvesini gördük. Sentix tarafından açıklanan ve endeks datasında bir önceki ay 21 seviyesinde bulunan güven endeksi Haziran ayında 28,1 puana geldi ki piyasalar da aslında bu Sentix endeksinin 26 puan artması yönündeydi. Bugün gelecek datalarda Euro doların kaderi için çok önemli. İşte Janet Yellen açıklamalarını da görmüş oldum. Bu hafta ABD tarafından gelen data setleri de belli. Böyle bir ortamda Euro dolar fiyatlamaları ne işaret ediyor acaba? 1.25'lere doğru bir yolculuk başlar mı artık, yoksa buralar hani doydu mu? Buradan bir dönüş gelir mi sizce? Aslında yabancı kurumlar da yukarı yönlü reaksiyonların devamını bekliyor. 1.25 olsun, hatta 1.30 olsun, bu rakamlar konuşulabiliyor. Nitekim aslında grafiksel anlamda da bu destekleniyor. Bunun önünde özellikle ECB tarafına da dikkat etmek lazım. Evet, ECB varlık alımlarına ilişkin bir projeksiyon değişikliğini piyasa nezdinde konuşmaya başlıyoruz ama hani Euro'nun da geleceğe yönelik yukarı yönlü reaksiyonlara gireceği beklentisi ister istemez Avrupa Merkez Bankası'nın da elini bağlayacaktır. Bu sebeple de iki ayaklı baktığımız zaman da hem FED tarafında eğer bir algı değişikliği olmazsa yeni dönem içerisinde burada Euro dolarda 1.20'nin üzerinde 1.25'lere doğru, hatta 1.28'lere doğru bir reaksiyon orta vadeli olarak şaşırtıcı olmayacaktır. Tabii ki burada alt göstergeler, enflasyon gibi, büyüme gibi, PMI gibi detaylara ayrıca bakmakta fayda var. Bu sebeple de şu an için en azından 1.20 üzerindeki euro dolar korunuyor. Kısa vadeli olarak baktığımızda da 1.21-1.21-30 bölgesi üzerinde de yukarı yönlü reaksiyonlarını 1.22-1.70'e taşımak isteyebilir. Böyle bir ortamda euro TL fiyatlamalarında bir değişim görecek miyiz? Yani kudret dolara karşı güçlenme eğiliminde olası bir euro bizim Türk lirasına yansıması ne olacak? Bakıldığında tabii orada da yeni haftada rekorlar kırılmıştık. Şu anda avro Türk lirasına baktığımızda 10 lira 51 kuruşu gösteriyor kotasyonlar. Ne dersin euro TL'ye dair? Tabii biz şimdi dolar Türk lirasını konuştuğumuz için euro Türk lirasını ve sterlin Türk lirası çok fazla bakmıyoruz. Belki de bakmak istemiyoruz fiyatlama reaksiyonunu incelediğimiz zaman. Şimdi Euro'nun dolar karşısında güçlü olduğu bir tema olabileceği senaryosu, Euro Türk Lirası'nın dolar Türk Lirası'ndan daha fazla bir performans oluşturmasına imkan tanıyabilir. Bu sebeple Euro Türk Lirası'nda en azından yılın son bölümüne kadarki dönemde yukarı yönlü reaksiyonlar şaşırtıcı olmayacaktır. Burada Avrupa Merkez Bankası bir değişikliğe gitmeyecektir. Bu sebeple de euro para biriminin dolar karşısındaki o güçlenme eğilimi bir miktar daha gündemi meşgul edecek. Bu da euro Türk lirasının o yukarı yönlü seyrini trendsel faaliyetine devam etmesine imkan tanıyacaktır. Evet, bir başka rapor da dün UBS'ten geldi. ABD Merkez Bankası Fed'in aslında projeksiyonu değerlendirmiş oldu. Kudret bu UBS'in raporundan artık yavaş yavaş da sonrasında birazcık daha bizim tarafa da geçeriz Türk lirası bazında. Ama UBS Global Wealth Management yaptığı açıklamada Fed'in gevşek para politikasının devam ettirmesi halinde Amerikan dolarının önümüzdeki aylarda da zayıflamaya devam edeceğini öngördü. Haziran ayı toplantısında tahvil alımını azaltarak para politikasına erken sıkılaştırma riskini almak yerine ihtiyatlı hareket etmeyi ve beklemeyi seçeceğini öngördü UBS ve bu anlamda Amerikan dolarını yılın son çeyreğinde veya 2022 yılı başlarında toparlanabilir şeklinde yorumluyor. Bu anlamda da bakıldığında euro dolar için yıl sonu beklentisini UBS 1.25 olarak belirledi. Pound dolar tarafında da 1.49 olarak duyurdu ki bu hem pound'da hem de değil mi euro tarafında güçlü duruşuna devam edeceği şeklinde yorumlayabiliriz UBS'in bu raporundan yola çıkarak. Az önce sevgili Murat Özsoy ile birlikte konuşurken o da Amerika'da ticaret açığının aslında fazla olduğunu, dolayısıyla da kabaca 70 milyar dolar olan anlık cari ticaret açığının 50-45 milyar dolara geldikten sonra Amerikan dolarının güçlenmesine Fed'in aslında izin vereceğini söyledi. Böyle bir genel bir değerlendirme yapacak olursan ne söylemek istersin bu iki başlığa dair? UBS'in raporu daha önce de Goldman Sachs'ın da aynı benzer raporları söz konusuydu. Evet, ABD Merkez Bankası'nın bu Haziran'daki toplantısında varlık alımını azaltması gibi bir senaryo olmayacaktır. Çünkü en azından biz Fed'i
Çok sürpriz yapan bir merkez bankası olarak görmüyoruz. Genellikle piyasaları çok doğru bir şekilde yönlendiriyor. Ki daha önceki Başkan Ben Bernanke'nin sözü de burada çok önemli devreye giriyor. %98 iletişim, %2 aksiyon şeklinde. Merkez Bankası'nda varlık alımlarını azaltmasına yönelik çok ciddi sinyaller gelmediği için de biz en azından bu Haziran'daki toplantıdan ziyade biraz daha Jackson Hole'e odaklanacağız Ağustos'taki. Tabii Haziran toplantı şu açıdan önemli olacaktır. En azından Mart'taki projeksiyonlardaki Haziran'la kıyasladığımızda bir farklılık var mı yok mu? Buna bakacağız. Muhtemelen farklılıklar olacaktır. Çünkü önemli göstergelerde iyileşmeler söz konusu. Burada tabii ki Dotplot'taki faiz tahminlerini ayrıca bakıyor olacağız. Tabii bu noktadan mevcut görüntülere baktığımız zaman da ister istemez dolardaki o negatif tema bir miktar daha devam edebilme potansiyeline sahip oluyor. Euro dolar ve sterlin dolar paritelerinde de yukarı yönlü reaksiyonların etkisini sürdürmesi kaçınılmaz oluyor. Tabii burada bir seviye belirtecek olursak dolar endeksi için genel kaba taslak 88-89 bölgesi alt tarafta, yukarıda 94-95 bölgesi söz konusu. Bu iki aralıkta gidip gelen bir dolar endeksi var. Bu sebeple de şu anda alt bölgeye daha yakın olduğumuz için yeni dönemde bu bölümde vereceği reaksiyonlar gerçekten önemli. Muhtemelen bu bölgeye yaklaştıkça ister istemez tekrar bir dolarda güçlenme olabilir mi senaryoları konuşulmaya da başlayacaktır. Bizim tarafta da 8.62'lerdeyiz şu anda Asya seansında. Biraz sanki böyle kafasını yukarı kaldırmak istiyor. Tabii gözler Perşembe günü de açıklanacak olan enflasyon rakamlarında, bugün de ticaret dengesinde olacak. Rakamlar iyi gelirse dolar Türk lirasında yükseliş devam eder mi? Ne dersin kura dair? Şimdi dolar Türk lirasında aslında geri çekilmeler çok sınırlı kalıyor. Bizim özellikle iç tarafta yeni bir hikaye yaratmamız lazım. Çünkü bunu şu şekilde söylemek doğru olacaktır. Dolar global tarafta değer kaybederken biz bunu lehimize çeviremiyoruz. Ama dolar global tarafta güçlenirken biz buna karşı koyamıyoruz. Yani bu sebeple de dolar Türk lirasında TL ayağında hikaye yaratılması lazım ki dolar Türk lirasında bir düşüş izleyebilelim. Ve genel konsensüse baktığımız zaman da kaba taslak 8.40-8.50 bölgesi üzerinde yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli var ki eğer biraz daha hareketlenme eşiğine geçerse yani oluşursa biz son zirve bölgesine tekrardan hızlı bir şekilde ulaşabilme ihtimalimiz var. Şu anda biraz sakin gidiyoruz ama alt tarafta kırılım olmadığı için yani en azından 8.58'ler kırılmadığı için aşağı yönlü bir sinyal vermediğini, bu sebeple de yukarı yönlü reaksiyonların çok daha istekli olabileceğini söyleyebiliriz. Aslında hani KHC'de de gözüktüğü gibi neden sınırlı kalıyor sorusu da önemli değil mi? Bakıldığında yeni bir hikaye de yok. O hikaye bu hafta işte NATO zirvesinde Biden-Erdoğan görüşmesinden gelir mi Kudret? Yani tabii ki orada işin siyasi boyutu çok daha farklı. Yani en başta bir S-400 konusu var ki bir türlü çözülebilmiş değil. Bu noktada iki ülkenin de gerekli görüşmeler yapıldığını biliyoruz ama orada S-400 ve işin diğer boyutlarının nasıl bir reaksiyon çıkacak bunu kestirebilmek çok zor. Hatta bu reaksiyonlarda bizim vereceğimiz tepkiler de gerçekten çok bilinmezlik taşıyor. Bu sebeple de Sayın Erdoğan'ın özellikle bu noktada bize vereceği mesajlar önemli olacaktır ama çok kolay bir görüşme olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü işin güvenlik politikası sebebiyle Türkiye haklı olarak S-400'lerini burada kullanmak istiyor. Ama bir yandan da NATO ülkesi ama burada S-400 kullanılmaması şeklinde bir görüntü oluşturulabiliyor. Orada ülkeler arasındaki dengeler tabii ki çok daha farklıdır. Ama eğer orada iyi bir senaryo oluşmazsa bu bizim için mevcut kurdaki hareketliliği çok daha üst noktaya taşıyabilir ki zaten kurdaki bir hareket beklentisi yani bir haber beklentisi de söz konusu. Bu sebeple de biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ama geri çekilmeler çok ekstrem haber akışı gelmediği müddetçe, çok iyimser haber akışları gelmediği müddetçe sınırlı kalabileceğini söyleyebilirim. Evet, Kude çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkıların için. GCMM'in Kude Erlen Araştırma Müdür Yardımcısı sevgili Kude.